Türkiye'de bir ekonomik restorasyon, ekonomik yenilenmeye ihtiyacı var. Gelir dağılımının bozulduğu bir konjektürde gelir adaletini sağlayacak, istihdamı önceleyecek ve Türkiye'ye yepyeni bir ufuk açacak yeni bir ekonomik programa ihtiyacı var. Biz gelecek ekonomi modeliyle, yıkımdan çıkışın stratejik eylem planıyla, temiz siyaset belgesiyle, parlamenter sistemlerimizde hep bütün bu ihtiyacı karşılamaya dönük olarak çalışmalarımızı ileri bir aşamaya getirmiş bulunuyoruz. Bütün bu çalışmalarda da önce bir role sahibiz. Bununla gurur duyuyorum. Gelecek kadrolarıyla gurur duyuyorum. Ve bu gelecek kadrolarının Türkiye'yi aydınlığa götüreceğinden de hiçbir şüphe duymuyorum. Ve bütün vatandaşlarımızın en önemli teminatı da budur. Bugün iktidar artık vizyonla, düşünceyle, politikayla ayakta durmuyor. Bugün iktidar korkularla, dürtülerle, vatandaşı birbirine karşı tahrik ederek ayakta durmaya çalışıyor. Muhafazakar kesime dönüp 28 Şubat sonrasında kazanılan kazanımların kaybedilmesi korkusu yayarak desteğini sürdürmeye çalışıyor. Milliyetçi kesimlere dönüp milli beka kaygımız var diyerek bu desteği sürdürmeye çalışıyor. Ama en çok da kendi ürettiği rantiye sınıfını kollayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Onun için son dönemde 6 siyasi partinin bir araya gelerek genel başkanlar olarak güçlü bir açıklamayla parlamenter sistem önerimizi onayladıp daha sonraki aşamalarla ilgili de önemli bir resmi milletimize takdim etmemiz sonrasında gelen tepkileri de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Çünkü o masa ortaya çıkan tabloyla milletimize şu mesajı vermiştir. Kimsenin sizi korkutmasına izin vermeyin. Biz buradayken din ve vicdan özgürlüğü asla tehdit edilemez. Asla kimse bir daha 28 Şubat rüyası göremez. Kimse 28 Şubat üzerinden de yolsuzlukları örtemez. Yine o masada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek akla, tek adama dayalı yaklaşımı yerine ortak aklı devreye sokan ve demokrasi tarihinin en geniş kapsamlı bir uzlaşı masası ortaya çıktı. Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da bundan rahatsız oldular. Altılı masayı hafife almaya çalıştılar. Bu diyalog ve uzlaşma zeminini bozmaya gayret ettiler. Ama onlar ne kadar gayret ederlerse etsin, bu masa, bu birliktelik, bu görünüm milletimize güven, huzur ve gelecekle ilgili umut vermiştir. Bugün toplantıyı gerçekleştirdiğimiz Antalya'da, yolda, havaalanında, otelde çalışanlar da bu umudu bize yansıttılar. Biz bu umudu yeşerteceğiz arkadaşlar. Türkiye'de bu umudun her yere yayılmasını il başkanlarımız sağlayacak. Onun için paylaştık. Özel oturumlarda da bütün bu süreci paylaştık. Parti olmak istişare etmektir, danışmaktır. Farklı fikirlerden tek bir çizgi oluşturmaktır. Özellikle bugün sabah yaptığımız oturumda bütün bu süreci tek detayıyla ele aldık ve il başkanlarımızdan, yönetim kurullarımızdan, kurucularımızdan gelen teklifleri de tek tek not ettik. Biz bu ortak aklı savundukça ileriye doğru her türlü risk ve tehdide karşı da omuz omuza verme gücümüzü tahkim edeceğiz. Bizim altı liderin bir araya gelerek verdiği uyum, diyalog, işbirliği ve güven tablosu karşısında karşımızda da bir altılı masa var. Müsaadenizle onu da tekrar ifade edeceğim. Ta ki zihinlere yerleşsin. Evet, o altılı masa köşeli bir masa, yuvarlak bir masa değil. Herkesin birbirini iterek köşe kapmaya çalıştığı bir masa. Sayın Bahçeli'ye bakarsanız bir gün muhalif, ertesi gün iktidar. Bir gün bize halk muhalefet görevi verdi diyor. Ertesi gün Anayasa Mahkemesi'ni kadar kapatmaya kadar her türlü kapatma işleminden o sorumlu. Her türlü kapatma işleminden o sorumlu. Yandaşa kredi açma işleminden, özel şirketlere özel muameleleri açma işleminden Erdoğan sorumlu. Türkiye'deki kurumları kapatma işleminde de Bahçeli sorumlu. Biri açıyor, biri kapatıyor. Şimdi masada, o altılı masada yolsuzluklar, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edip iktidara gelip bütün bunları Türkiye'nin başına bela eden AK Parti yönetimi var. AK Parti kitlesini tenzih ederim. İl başkanlarımıza da söyledim. AK Parti'nin tabanı, kitlesi bizim tabanımızdır. Hepsine sabırla anlatacaksınız. Başladığı yerden bugüne nasıl bozulduğunu, çözüldüğünü, nasıl bir değer yozlaşması yaşadığını
O tabanı anlatmak bizim görevimizdir. Kızmadan, öfkelemeden anlatacağız. Hemen yanında milli beka diye Türkiye'yi üç kez büyük enkazın önüne getirmiş Bahçeli var. 2001'de. Daha sonraki dönemlerde Erdoğan'a idam urganı atarak bir kriz makinesi gibi çalıştı. Şimdi de Türkiye'yi otoriter bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine mahkum eden adımları attı. Yakında Türkiye'de yeni bir siyasi krizin de müsebbibi olma potansiyeli taşıyan MHP yönetimi var, Bahçeli var. MHP kitlesini tenzih ederim. Onların vatanperverlik, onların milli birlik ve bütünlük konusundaki hassasiyetlerini sonuna kadar biz savunuyoruz. Ve o kitleye hitaben söylüyorum. Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğünün de, ülke beraberliğinin de, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, temel hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik değerlerin de garantörü, teminatı Gelecek Partisi'dir. Masanın üçüncü ayağında bütün hayatı boyunca hep dış mihraklarla anılmış, en yakın arkadaşları tarafından Atlantik ötesinin adamı diye daha sonra suçlanmış, son dönemde Uygur meselesi başta olmak üzere ne kadar milli meselemiz varsa onun karşısında tavır almış 28 Şubat'ın ideoloğu, şeytan ayetlerinin Türkiye'de basımını üstlenip büyük tahriklere 90'lı yıllarda sebep olmuş Perinçek ve tayfası var. Masanın dördüncü ayağında bu dönemde haksız yere zenginleşmiş, yolsuzluklara bulanmış, ihale ve kredi ayrıcalıklarıyla beslenmiş, semirmiş, büyümüş ve özellikle son dönemde Sayın Erdoğan'ın özel teşvikleriyle artmış olan faizci sistem içinde rant oluşturmuş, rantiyeci, faizci bir zümre var. Onlar da bu iktidarın sürmesini istiyor. Çünkü onlar bilirler ki Gelecek Partisi'nin içinde olduğu, başında olduğu ve içinde olduğu her iktidar önce onlarla mücadele edecek. Milletin dar kaynaklarını şahsi menfaatlerine alet eden herkesle mücadele etmeye kararlıyız. Masanın beşinci ayağında 90'lı yıllarda Susurluk'la artık anılan, sonraki dönemlerde unutulduğunu zannettiğimiz ama şimdi hemen hemen her gün, kah Türkiye'de, İstanbul'da bir kafede bir yerde, kah Kıbrıs'ta, kah orada, kah burada, faili meçhullerle hesaplaşma içine girip marinalara çöken, kokain ticaretleriyle anılan, kara para aklamalarıyla anılan bir mafyatik grup var. Onlar da devlete nüfuz ettiler. Devlet devlet diye ve devletin bekası diye milletten oy toplayan ve ismi de birinin devlet olduğu Cumhur İttifakı bugün maalesef devletin içinde bu tür çeteleşmelerin önünü açan bir siyasi iklimin oluşmasına sebebiyet verdi. Masanın altıncı ayağı ise dış mihraklar. Erdoğan dış mihraklardan kimden şikayet edecek şimdi? Amerika Birleşik Devletleri'nden dış mihrak diyecekse aptal olma mektubunu onlardan aldı. Rusya'dan dış mihrak diyecekse Putin'in kapısında o bekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden dış mihrak diyecekse 15 Temmuz şehitlerinin kanını sebep faili olduğu iddia ettiğim Birleşik Arap Emirlikleri'yle en yakın dost olan o. İsrail'den dış mihrak diyecekse İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye getirebilmek, bir selam vermek için haftalardır telefon ediyor. Allah aşkına dış mihrak nerede kaldı? Ne zaman konuşma yazsa Avrupa'dan dış mihrak dese Avrupa Birliği sürecine bağlı olduğunda her fırsatta tekrar ediyor. Arkadaşlar dış mihrak bunların aklında, zihninde dış mihrak bunları belli zaaflarıyla maalesef köle etmiş durumda. Evet biz tam bağımsız Türkiye diyoruz. Halk Bankası dosyalarıyla, mal varlıklarıyla hesaba çekilen Cumhurbaşkanı tarafından değil, onurla yönetilen, yönetilen bir ülke vaat ediyoruz. Yolsuzluklara karşı temiz siyaset diyoruz. Hani diyorlar bir de bunun görünmeyen ayağı var, bir altı siyasi liderin toplantısıyla ilgili. Bunların görünmeyen ayağı da aslında görünen, bilinen ayağı da ama mektupla görünüyor. Mektupla İmralı ayağı var. İstedikleri zaman Kürt vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar eden, istemedikleri zaman doğuda 90'lı yılları
aratacak şekilde helikopterden oradaki vatandaşlarımızın atılmasına gözlerini kapatan, istedikleri zaman kendi köklerinde Kürt olduğunu söyleyen Sayın Binali Yıldırım gibi, istemediği zaman da Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması talebi karşısında mikrofonların eliyle iten bir anlayışa karşı biz, Türkiye'de eşit vatandaşlık ilkesinin herkese ayrımcısız, ayrımsız ve ayrıcalıksız uygulanması için kararlı bir tutum sergiliyoruz. Değerli arkadaşlar, çok verimli bir toplantı sonrasında hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Burada istişare ettik. Biz hiçbir zaman bir kişinin ya da genel merkezde bir grubun, bir yönetimin kendi içinde aldığı kararlara yürüyen bir siyasi parti olmayacağız. Biz istişareyi tabana yayan, Türkiye'deki teşkilatlarımızı da istişarenin içine sokan bir siyasi hareketi, bir siyasi ahlakı yerleştireceğiz. Bu çok güzel bir örnek teşkil etti. Kritik bir eşikte 6 genel başkanla bir araya geldikten sonra ve 28 Şubat'taki açıklamamız öncesinde özellikle bütün parti teşkilatlarımızı topladık. Bütün yetkili arkadaşlarla kafa kafaya, gönül gönüle, omuz omuza verdik ve istişare ettik. Allah istişaremizi bereketli kılsın. İstişare edenin önü aydınlanır. Ben de bu toplantılarda çok güzel fikirler aldım. Çok önümü, ufkumu açan düşünceler dinledim arkadaşlarımdan. Her bir arkadaşım bu partinin sahibidir. Bu parti asla bir kişiye mal olmayacak, asla bir kişinin mülkü olmayacak, asla bir zümrenin, asla bir çıkar grubunun esiri olmayacak. Biz bütün bu tecrübeleri yaşamış bir siyasi geçmişe sahip olarak sizlere bir kez daha şahsiyetli insanların şahsiyetleriyle bir araya geldiği Gelecek Partisi'ne yapmış olduğunuz katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık eylesin. Türkiye'nin ana damarlarından beslenen bu uzlaşı tablosunu da sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda da partimizin bütün organlarından ve bugün de partimizin en üst istişari değerlendirme toplantısında da onay almış olmaktan mutluyum. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Biz tek bir akılız, tek bir yüreğiz, tek bir vicdanız, farklıyız ama hep beraber Türkiye'yiz. Tekrar yolunuz açık olsun. Allah yol selametiyle hepinizi evlerinize ulaşmaya nasip eylesin. Allah'a emanet olun.